Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Stand fuarınız hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. İsmim Fatih, soyismim Tuncay. Baba mesleğini devam ettiriyorum. Babanız ismi neydi? Babamın ismi de Turan Usta derler. Ona Turhan da teşekkür Tuncay edelim. Tabii ki. O siz babam. İkinci kuşak. İkinci kuşak. Tabii babamın dedesi babama bıçak ediyor diyor. Oradan başlıyor sevda zaten. Aynen. Oradan başlıyor sevda. Ben babamdan el aldım. Babamın mesleğini devam ettiriyorum halen inşallah. Halen devam ediyor babanızla birlikte. Babamla birlikte halen devam ediyoruz. Yeriniz? Ankara Gölbaşı'nda üretim yerimiz. Küçük bir çalışmanız var. Aynen. Küçük bir atölyemiz var. Sonra dövme atölyemiz de var. Bu şekilde işte babamla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu güzel eserler ortaya nasıl çıkıyor? Bize şöyle ham malzeme nereden alıyoruz? Nasıl işleniyor? Nasıl bu hale geliyor? Bir anlatır mısınız? Şimdi paslanmaz çelik grubunda yurt dışından geliyor. İşte bizim paslanır çelik, karbon çelik dediğimiz grup da bizim Türkiye'de var zaten. Bunlar işte plaka halinde veya bir ölçüler halinde tedarik ediyoruz. Bunda işte dövme çeliği dövebiliyoruz işte. Paslanmaz çelik grubunda da standart ağ bıçakları ve gravür işlemeli. Şöyle elinize alın bir gösterin. Gravür işlemeli. Şöyle biraz kaldırın. Burada babamın işlemelerinde işte babam işte. Buna gravür diyorsunuz gravür değil mi? Gravür işleme evet. Bu işlemeleri de babam yapıyor. Usta babamdır. Şurada da var. Ha, buralarında da var. Burada çok da güzel. Var. Burada en bu nedir mesela? Bu avcı bıçağı. Koleksiyon bıçağı olarak da işte. Hani avcılar da kullanabiliyor. İşlemeli isteyenler de oluyor. Tamam. Bu şekilde işte güzel. Oluyor. Başka burada, şöyle göstermek istediğiniz işte, gösterebilirsiniz. Bağçak kısımlarında da işte gravür işleme oluyor. Yine en 690'ında Bushcraft işte orman arazi bıçağı diye. Tamam. Işte. Güzel. Burada görselde işte. Kine alalım. Gene bu epoksi sap. Şöyle kaldıralım. Evet, epoksi sap. Gene çeliğimiz paslanmaz çelik grubunda. Şuralarına sırtında sırtında bir ufak bir eye işçiliği var. Burada ufak bir eye işçiliği yaptık. Güzel bir estetik görüntü de önemli değil mi? Evet. Aynen biraz estetik görüntü verdik burada. Güzel. Burada başka işte neler var? Koleksiyonluk olarak gene isteyenlere işte Türk bayrağı falan bu şekilde kartal figürleri. Ha böyle figürler ekleyebiliyoruz. Figürler de ekleyebiliyoruz işte. Bu şekilde. Tamam. Şurada yine gravür çalışmalarınız burada var. Gene koleksiyonculara göre balta isteyenler oluyor. İşte burada avcıların şeyle işte ördek, kaz, ikisi de ördek farklı, pardon. Farklı şeyler farklı şeyler de koyabiliyorsunuz. Işte. Burada da figürler koyabiliyoruz işte kartal gibi. Çok güzel. Bu şekilde. Yani ürün çok, yelpaze geniş. Siz diyorsunuz konuk bizden ne isterse biz onları elimizden geldiğince bir şekilde gravür çalışmalarında evet, modelini çıkartıyoruz. Gravür istiyorsa gravür çalışmalar işte kabzesini ne istiyorsa işte ahşap olaraktan ceviz, zeytin, venge, gül ağaçları gibi evet, değişik farklı ağaçlarda. Farklı şeyler mesela, var. Mesela evet burada avcı bıçaklarında bu gökkuşağı ağacıdır gene en 690 çelik. Bu en 690 çeliğin asıl şeyi biraz siyahlıdır. Biz bunu biraz parlattık. Parlak isteyenlere parlak, evet. Mat isteyenlere. Orada var herhalde yine bir. Mat isteyenlere mat çıkartabiliyoruz. Peki şimdi yelpaze geniş. Bunları insanlara nasıl ulaştırıyorsunuz? Size nasıl talepler geliyor? Instagram üzerinden, internet üzerinden daha çok da işte yerimiz biraz daha kolay olduğu için Ankara'da telefonla, WhatsApp'tan bize model gönderiyorlar. Sipariş olarak yapıyorum. Yani görsel olarak geri dönüş yapıyorum ya da Instagram'dan bu görüp, şekilde. Yani şöyle diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından size ulaşırlarsa sosyal mecralarınızdan siz bunları rahatlıkla kapıda adrese kadar gönderebiliyorsunuz. Tabii kapıya evet kargoyla kapısına kadar gönderebiliyoruz. Şimdi avcılar sizden talep ediyor. Bir de kişiler özel mi? Hediye tabii, amaçlı. Hediye amaçlı alanlar da oluyor tabii bürokratlar, avcılar, sanatçılarımız onlara da hediyeler bizden talep edip bizden alıp hediye olarak gönderiyorlar. Evet. Burada tabii biraz daha işçiliği çoğaltıyoruz burada. Hem kutulu veya ahşap standlı olarak hediye alıyorlar bizden. Kılıfları da var zaten yanlarında ama siz şimdi tabii kılıflarını kılıflı mecbur olacak. Çünkü kılıflı taşımak isterse beline takacak veya işte arabasına koymak isterse kılıf içinde muhafaza ediyor. Kaliteden ödün vermeden bu işi devam ettireceksiniz. İnşallah kaliteden ödün vermeden, işçiliğimizden ödün vermeden ustalığımıza kata kata devam etmek istiyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyorsunuz. Peki ben size başarılar diliyorum. Babanıza teşekkür ediyoruz. İsmi neydi beyefendinin? Turhan Usta derler. Ona da teşekkür ederim. Peki. Sizin müşterilerinize şöyle neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle kapanışı yapalım. Ya müşteri potansiyel müşterilerimize el yapımı sanatlarımızı biraz daha
desteklerse, takip etsinler, takip destek olsunlar diyelim. Destek olurlarsa daha iyi olur. Seviniriz. Evet, seviniriz. Buradan bir mesaj olsun herkese, değerli izleyicilerimiz. Çok güzel çalışmalar var. Şimdi izleyeceksiniz zaten görüntüleri. Beyefendilerin sosyal mecrasından ulaşırsanız onlar size bunları adresinize kadar gönderebiliyorlar. Peki, görüşmek dileğiyle. Stand fuarınız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Amin. İlerleyen inşallah, zamanda farklı projeler, yeni çalışmalarınızda görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun.